Hoş bulduk Hasan. Nasılsın? Sağ ol. Teşekkür ederim. İyi misin? Öpeyim abi. Ne var? İyi bayramlar. Ya, iyi bayramlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hamdolsun. Sinanlı'dan. Dede. Merhaba, hoş geldin. Nasılsınız? İyisiniz. Sağ ol. Ne var ne çok? İyisiniz. Görüşürüz. Sen de selam söyle. Bizi de kameral kurban hatıra olsun. Aliyim işten dolayı. Saygılar, sevgiler sunarız. Allah muradınız iyisin. Allah razı olsun. Buraya Sünnisi de geliyor, Alevisi de geliyor. Kalbinde ne tutarsa onun muradı oluyor insanların yani. Hepsine Allah razı olsun. Bunların sayesinde ben yetimdim bunların. Bu büyük zat beni iki defa şamarlamıştır. Aksilik yaptım. Ama şimdi takdir ediyorum yani aklım başıma gelmiş. Takdir ediyorum ki beni demek ki yok yere değil bana kızmıyordu. Çok onlara körbe geliyor, kuyu tutanlar, eser tutanlar, çocuğu olmayanlar, ne bileyim. Ne kalbine şey dersen onu sıhhat, hastalık. Dilsiz geliyordular, dilli gidiyorlar bunların ucunda. Bunlara eskide araba yoktu, Şiran'da mesela Kamah'tan kurbanlara getiriyordu. O insanlarla beraber bunların ocağına gelip orada kesiyordular. Merhaba, bayramınız kutlu olsun. Ooo, merhaba. Hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın, iyi misin, Fatih? Bu Ali Polat'ın ablası, ablası. Ablası. Nasıl ben İbrahim? Ben onu nasıl, nasıl gördüm arabada dedim ben bunu tanıyorum. Öyle bir iyisi de. Teşekkür ederim. Görelim yok. Ben aşağıya geçelim. Gelin avuk yanlar. Sen de gelsin. Hava şalanı indirin. Şimdi burayı kim daha iyi biliyor? Bir saniye geliyor. Bu mezar Ali Aydar dedenin mezarı. Bu da Ali Aydar dedenin oğlu Hüseyin dede.
İşte az önce de tokalaştığımız Hasan dedi. Buralarda işte tarihten kalma mezarlar var. Eski mezarlar. Onları yine bir çekeriz. Ablana ben serpak vermiştim. Hani ileride de ölümü yazıyor da 1960. Geliyor. Sen ananın yanında durur musun? Sen. Evet. Arabada bile araba indirecek. Allah'ım sana şükürler olsun. Hangi araba? Günümüzde araba indirecek. Günümüzde değil. Sana getirmedim seni. Arabada eşyan varsa diyorum. Yok yok. Seyhan. Tamam sen. Minibüste bir eşya var mı? Çok çok. Kahvaltılıklar var. Minibüste çok eşya var. Bizim. Kahvaltılıklar var. Minibüste mi? Minibüste değil. Hep eski mezarlık bu. Tamam. Siz buraya mı gelmişsiniz ya? Buraya gelmedik. Gelmeden gittik işte. Tamam gel. Hı? Dileklerim kabul olsun.
Gel burayı dön. Gel. Onu dön. Canım. Ve üç sefer de böyle etrafında dönün. Hadi. Buradan, buradan, buradan. Buradan böyle üç sefer. Üç sefer. Ha. Üç sefer dönün. Şşşt. Öbür taraftan. Öbür. Öbür. Çocuk gibi işte. Oradan gireyim. Evet. Olsun ya, niye? Önemli bu. Sen de al. Gelin. Baba, kurban kesilmeye gel. O da bunun oğlu. Bu bunun oğlu. O da bunun oğlu. Gidiyor. Ben gidiyorum. Ben çok. Gelin lan. Dur dur dur, geliyoruz, dur bekleyin. Baki bekle, geliyoruz, dur. Haydar Davulcu benim işte dedem. Maksat da buraya geldin. O zaman sen bir dakika. Benim dediğin sorunu musun? Çünkü Hasan dedeler bizden akraba geliyor. Yok benim, yok o dedi. Selahattin. Ben değilim. Selahattin. Geliyoruz, geliyoruz. Benim, şimdiki mi? Buraya giden benim amca çocuklarım. Annem de onların. Tamam işte, bizim dibimiz, biz kalan dibi. Ben Sultan işte hala diyoruz biz. Şey var, sırma var. Sırma da halamız. Burada ne var? Burada ne var? İşte burada okunacak, burada yiyecek. Mutfak odası. Hadi abi. Bu çekiyor. 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 Bu çekiyor.
Allah kabul etsin. Sonra bu zerreleri kaldırsın, kabulüne çıkarsın. Cemil içindeyiz. Sabah kahvaltısı. Hasan dediği için. Ön taraftan çek. Sabah Cem evinde kahvaltı. Kahvaltı sana kalmayabilir. Hoş geldin. Yok yok böyle. Böyle millete de bulamam da. Yaşlılara hürmet günü, kimsesizlere kimsesi günü, yetimlere sevindirme günü. Küsmüşsen onunla el uzatma günü, kendini tasdik etme günü, ziyaret etme günü, hastalarını şifa dileme günü, benliğini yenme günü, hatırlamayanı hatırlama günü. Kimsesizlerin kimse olma günü. İşte bunları böyle değerlendirebiliyorum. Sen bayramda börekler getirelim, karnımızı doyuralım, şişirelim. Yok öyle, yok öyle. Peki o gün ne günüydü? O günü bir araya gelme günü. Hiç bir araya gelmeyen insanlar bir araya gelerek birbirlerini sevme günü. Bir araya gelip birbirlerini okşama günü. Birbirlerinin halinden anlama günü. Birbirlerine diyalog kurma günü. Biraz sessiz, biraz sessiz. Barış yapılırken o barışı sonsuza kadar götürme günü. Bazı insanları barıştırıyoruz da biz oradan ayrıldığımız zaman onlar da köşeye döndüğü zaman yine o küskünlerine devam ettirirler. Yok, peygamberin hadisi var. Müminin müminle 3 günden fazla küsürü gezmesi caizdi. Ama biz görüyoruz ki insanlar bütün yeryüzündeki bütün insanlar birbirini kardeşi. Ya inancından dolayı birbirine eleştirmişler, ya malından dolayı birbirine eleştirmişler, ya da düşüncesinden dolayı birbirine eleştirmişler. Allah aşırılığı bize men etmiş. Allah saldırganlığı bizim elimizden almış. Sevelim, sevelim. Bu dünya kimseye baki değil. Yunus'un dediği bu söz bizim için geçerli değil mi? Peki ne yapmamız lazım? Hepsini kucaklamamız lazım. Biz bu dünyanın misafirleri. Bak şimdi bir masanın etrafına toplandık. Hep beraber paylaşma günü. Ne günü? Ta Şiran'ın bilmem hangi köyünde, Sinanlı'da, Yal'da toplanmışlar. Kimisi lokmasını getirmiş, kimisi kurbanını getirmiş. Allah kabul makbul eylesin. Amin. Amin. Kur'an'dan size bir ayetle bahsedeyim. Siz en hayırlı mallarınızı tasarruf etmedikçe bir adım Allah'a yaklaşamazsınız diyor. En hayırlı malımız nedir? Bakın dikkat ediyorsunuz. Parasıyla almış, bahçesine yetiştirmiş, getirmiş ne yapıyor? Pirimizin dergahında onlar insanlarla paylaşalım. Zaten dinimiz paylaşma günü değil, dini değil mi? Bakın. Hayya ala salâ, hayya ala feradî. Toplanın diyor, ibadet yerine toplanın da paylaşın, paylaşın diyor.
Ne diyor? Diyor malınızı getirin burada paylaşın. Burası paylaşmayın. Fakat hırsınızı, kininizi, nefretinizi, kötü düş tutkularınızı bırakmadıkça, yalan söylemeden vazgeçmedikçe, dedikodu yapmadan vazgeçmedikçe ne kurbanınız geçerli, ne de sadakalarınız, ne de lokmalarınız, ne de çıralarınız geçerli değil. Peki öyle niçin? Allah zalime hidayet etmez. Onun için elimize sahip olalım, dilimize sahip olalım, dinimize sahip olalım, nefsimize, belimize sahip olalım. Ama birbirimizi çok sevelim, sevelim ki Allah'ın razılığını kazanan. Siz birbirinizi sevmedikçe mümin olamazsınız. İnanmamış olamazsınız. İnanmadıkça mümin olamazsınız. Mümin olmadıkça Allah'ın razılığını kazanamazsınız. Bu peygamber hadisini hep beraber ezberleyelim. Bundan sonra ne yapalım? Karşıdaki insanın bir yanlışlığı var mı? Olsun. O da inşallah bir gün yanlışlığını fark eder. Geleceğiz, ne olacağız? Kardeş olacağız. Çünkü razı etmiş, razı edilmiş olarak bana dönerseniz, dilersem sizi affeder. Allah öyle diyor. Onun için böyle hazır. Bu dergaha geldiniz. Pirimizin huzuruna geldik. Allah'ım buraya geldik. Elimizi boş gönderme ya Rabbi. Amin. Bizi itikatsız buradaki pirlerimizi de nüfussuz etme ya Rabbi. Amin. Böyle dua. Ya Rabbi. İlerin hürmetine bizi de bağışla ya Rabbi. Dersimizi devam, küfrümüzü, iman, katarımızı 12 imamlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi müminlerden eyle. Evet, bunu yapmadıkça, alçak gönlü olmadıkça hiçbir zaman Allah'a ulaşamazsınız. Büyüğünü saymayan, küçüğünü sevmeyen bizden değil. Kim diyor Allah'ın elçisi diyor. Başka. Daha boyut var. Eşler arasından adaleti sağlayın. Onlara karşı saldırgan olmayın. Eğer varsa o hakları, eşlerinizin hakkı varsa gidin elini, ayağını öpün de kendinizden razı edin. Evet, bu vesileyle hepinize bu bayramda güzel, nice bayramlar diliyorum. Aramızda müşrik de var, birimiz de var. O da bize himmet etsin. Allah. Bundan sonra da hep sonsuza kadar bu bir arada toplanma nasip eylesin. Burası toplanma merkezimizdir. Bir gün onları davet edeceğiz. Herkes imamlarıyla mahşer gününe çağıracağız dediği zaman o gün öyle bir Katar'da olan ki o da Ali El-Murtaza'nın Katar'ı olsun. Hazırlığımızı yapalım. Peki o zaman ne olacak? Yalan söylemeyeceğiz, hırsızlık etmeyeceğiz, zina işlemeyeceğiz, dedikodu yapmayacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz ki Katar'da yer alasın. Yoksa o Katar yanlış kirlilerin yeri değil. O zaman meydanına kalırız. Evet. Değil mi dedeciğim? Doğru. Evet. Peki kameracığım sağ olun. Teşekkür ederim Hasan Edez. Allah razı olsun. Bizi seyredenlere selam olsun. Bizi seyredenlere kucak dolu selam. Onlara da selam veririz. Onlar da barışık olsunlar. Onlar da küskün olmasınlar. Onlar da dargın olmasınlar. Onlar da birbirlerine hürmet etsinler. Onlar da Allah'a kulluğu, Resulullah'a ümmetlik, Ehl-i Beyt'e de sevgi muhabbetini eksiklik etmesinler. Tamam mı? Allah razı olsun. Efendim sana da güzellikler diliyoruz, inaniyet güzellikler diliyoruz. Dedemize de mutlu yollar diliyoruz. İnşallah her bayramda dene gelsin bizi ziyaret etsin. İnşallah. Efendim inşallah. Size hizmet etmek bizim görevimiz, asli görevlerimiz. Biz istiyoruz ki talip güzel olursa biz de memnun oluruz. Talip dediğin gibi talip... Birbirimizde etkilenmişiz, ikrar vermişiz. Eğer biz o ikrar üzerinde duruyorsa biz sizin hizmetinizdeyiz her zaman. Sağlığınızda da, kederinizde de. Cenab-ı Allah ne diyor? Dedem çok bazı konulara değindi. Biz dürüst olmamız nedir? Kur'an ne diyor? Demin işte dedi dedem razı etmiş ve razı edilmiş olarak. Kul hakkıyla gelme diyor. Komşu hakkıyla gelme. Ana baba hakkıyla gelme diyor. Onun için her şeyi ben affederim ama kul hakkı hiç affetmem. Bir kul hakkı böyle razı etmiş ve razı etmiş olarak gelmiş. Çünkü onun için biz bu dünyada kul hakkı hissettikleriyiz. Kul hakkı burada sorgulanmamız lazım. Sorgulanmalıyız. Pirimizin, müşidimizin dediği gibi, misahibimizin dediği gibi kibramızın bu ikrar verdiğimiz o ikrara sadık olmamız lazım. Ne diyor? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki siz zaten inanmıyorsunuz ki diyor sizin dininiz bize diyor. Onun için bizler çok dürüst olmalıyız. Bizler ikrar verdik mi ikrar üzerinde durmalıyız. Biz hizmetteki sizler gibi hizmetimizi yaparız. O ikrar üzerinde geliyoruz. Allah sizlere sağlıklı, mutlu,
gelecek nasip et. Tüm dünya insanlara barış sağlık eseni insan eylesin. Görünür görünmez kazalardan belalarından farz eylesin. İçimizdeki kini, nefreti, dedikoduyu söküp atsın. Görüş kâbemize nur, ayet, Kur'an ve İzmir kazanızdan hayır eylesin. Birimizden, düşünümüzden, idrakımızdan, taliplerimizden hepimiz bu yolu talibiyiz. Dediğim gibi kin, kibir, nefret, şiddet bizim dediğim gibi asla Alevi gönlünde yoktur. Severim, sevilerim. Gel dünyada kardeş olalım. Biz beraberlik içinden bu dünya kimseye kalmaz. Bunun için severim, sevilerim ama sevgi sayıp adele Hazreti Ali Efendimiz ne diyor? Hazreti Ali Efendimiz adelerinden de ayrılmayalım. Onun için ben dinlediğimizde hepsine teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Taşıdığı bugüne geldi. Çok günlerce o dillere, o müşünlere, bize bırakılmış günlere günlerce selam olsun. Selat olsun onlara. Nasıl olsun? Hacetin var mı? Hacetin ne yapayım? Arabada hacetin var mı? O şeyi takalım. De zorla geldim o şey. Zorla gelmedim. Bana bırak, burası onları. Zorla gelmedim. Burası herkese hazır. Bugün de. Canış takalım o zaman. Bu gün de bu altındaki Müslümanı giden misafirler yok. O çakmak ne oldu? Sen bir tane bugün bir çakmak al gel. Yavrum kazandan aldın. Şey, ya ne kadar o zaman bir şey verme. Ya şimdi evet Cem Evi mutfağına gidiyoruz. Evet. Bayanlar burada bulaşık yıkıyor. Hazırlık yapıyorlar. Tuzak kolay gelsin. Sağ ol. Yine atacağız abi. Evet. El sahibi. Evet. Kurbanımız da pişiyor. Maşallah. Niye suyu batırmayacak? Bir kapı. Bir kavurusun diyeceğim. Çok güzel bir şey. Kendi şeyinde kavurusun. Şimdi atar mısın tuzağı? He? Tuzağı kavurusun. Tuz ne dedi? Tuzağı getirmişsin. Evet. Hani biraz sonra atacak mısın yoksa? Su. Evet. Biraz kavurusun. Pişsin diyeceğim. Tamam. Sonra atacaksın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bayramınız mübarek olsun. Size bu kaç çocuk? Tuz koyacağım aç. Sonra koy diyor. Yok yok. Senden görüşürüz. Görüşte kadar. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi teşekkürler. Sen de iyisin. Sen nasılsın? İyisin. Sen de iyisin. Allah kabul etsin. Sağ olasın Niyazi, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Burası gerçekten süper yer yani. İnşallah. İnşallah, vallahi. Saadet, Saadet öyle diyor. Diyor, buraya yapalım diyor. Çok önemli bir şey. Allah herkese buraya nasip etsin. Sanki buraya gelmişim. Sanki cennet, cennet demek. Cennet. İşte doğru yerde olmamız lazım. Pir, dediğin gibi rehber, pir, müşrik, müsahip, kibirlilik ikrarı var bizde. Anadolu ikrarı, Anadolu Aleviliği, Anadolu Aleviliği ocakzadeler var. Bunlar dediğin gibi Hacı Bektaş Veli Efendimiz'den dediğin gibi çok evvel gelmiş. 859 civarından gelmiş. Onun için bu ocakları, o ocaklar Anadolu'ya gelmişler. Herkes birbirine ikrar vermiştir. Dediğim gibi 4 kapı 40 makam ilkeleri, 4 kapı 40 makam, 3 sünnet, 7 farz, bir pirin üzerinde varsa eyvallah. İmam Cefer buyruğu bunu dile getiriyor. Diyor ki, bak İmam Cefer buyruğu diyor ki, yani dediğim gibi rehber, pir, müşrik, müsahip olmazsa, 3 sünnet, 7 farz, bir pirin olmazsa onun dağın durmanız caiz değildir diyor. Bunları sormamız lazım. Ha biz şu anda bunları öğreteceğimdir bunlar. Öğreteceğimler yapıyoruz. Ayrı konu. Bu öğreteceğimler insanları bilgilendirmek için yapıyoruz. Ama dediğin gibi Aynül Cem, yani müsaitlik cemi, ikrar cemi, Aynül Cem, müsaitlik cemi dediğin gibi şeyler yok yani. Müsaipsiz olmayanlar girmez.
He, onun için çok ağır ve cebin içinde olur. Ya öl ikrar verme, öl ikrarından dönme. Önce bu dünyada bütün dediğin gibi nefsi amarelerden kurtulup, o dediğin gibi iblisin gazabından kurtulup, doğru hak yoluna, Kur'an ve ehli bir katana dinlerine onlara ikrar verip o ikrarda durmalıyız. O ikrarda durduğumuz zaman da işte dediğim gibi rehberlik gibi düşündüğümüz bu sayımızı sadık olmamız lazım. Öl ikrar verme, öl ikrarına dönme. O kadar güzel şeylerimiz var ki ama biz bunu dediğim gibi hayata bak işte Haydar Ali Dede Efendimiz gibi, böyle Ocakzadeler gibi, Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli gibi, ondan sonra Baha Mansur gibi, dediğim gibi Ulu Şikamet Dede gibi, Kırış Baba gibi, işte dediğim gibi Munzur Baba gibi gerçek erenler var. Aa, bizim gönül gözümüz kapalı, görmüyoruz. Gönül gözümüz kapalı, açık olsa zaten onlar var bu. Evliyalar var bunlar. Dediğim gibi Cenab-ı Allah tarafından ıslanıyor. Biz görmüyoruz, ayrı konu. Yani o kadar çok güzel şeylerimiz var ki bunları ikrar verip o ikrazından durursa inşallah o da bize sahiplik yapar. Ama burada yaparken dediğim gibi başımız Kur'an'a bağlı. Kur'an'ı da bilmemiz lazım. Yani Fatiha'nın Türkçesini bilmemiz lazım. İlyas'ı bilmemiz lazım. Kulfu bilmemiz lazım. Küçük süreleri kufrede nasıl bulmamız bilmemiz lazım. Elini tek tek bilmemiz lazım. Yani hepimize farzdır. Nedir? Hazreti Muhammed'dir, Hazreti Ali'dir, Hazreti Hasan'dır, Hazreti Hüseyin'dir, Hazreti Zeynel Abidin'dir, Hazreti İmam Muhammed Bakır'dır, İmam Cafer Sadık'tır, İmam Musa Kazım'dır, İmam Ali Zadır, İmam Muhammed Taki'dir, İmam Şahaliye Naki, İmam Hasan Ülasker, İmam Muhammed Meyki sahibi zaman. La havle la kuvvete illa billahi illa müzazim. Bunları da bilmemiz lazım. Yani Kur'an ve Ehl-i Beyt Hazreti Muhammed iki amelet var. Bir Kur'an, bir Ehl-i Beyt'im. İkisine sıkı sıkı sarılırsanız diyor, siz kurtuluşa erirsiniz. Yoksa birisini alırsan, birisini dışlarsanız işte bu müsametler onun için bizim başımıza geliyor. İşte yanımızda oluk oluk kan akıyor. Madem biz İslam, şimdi Hazreti Muhammed'in İslam'ı bunlar yaşamıyor. Bunlar Hazreti Muhammed'in İslam'ı yaşamadığı gibi işte bu müsametler dediğin gibi müsallat olmuş böyle. Yani tüm dünya insanlara barışık olarak, barış, sağlık, mutluluk dileğiyle dediğin gibi bunları dile getirmek lazım. Yani bunları yaparken de insanları incitmeden, bizim bazı dediğim gibi temel ilkelerimiz var. Eline, beline, dinine, işine, aşına, özüne, sözüne, gözüne, doğaya, canlıya, cansıza, bütün kainata, tamam, bütün kainata saygı, sevgi, adalet. Ama adalet dair ki Hazreti Ali Efendimiz'in adaletini uygulamamız gerekiyor. Aile birilerde olsun, komşu arası olsun, ana baba hakkı olsun, onlar çok kutsaldır. Onun için biz bunlara sadık kalırsak inşallah da yani sayın kimin diye düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Neden? Korkun. Burası neresi? Allardı değil mi bura? Şey, Çukur Çimen Köyü burası. Burası da Tepe Köyü.
hangi köy olduğunu ben de bilmiyorum. Belki tepede burada olabilir.
Kurban sahibi kim? Gel. Ha, evet. Buyur. Bismillah. Allah. Elhamdülillah. Dimeciyillah, velikefendiler, şefaat edin. Ya Resulullah. Diğerlere helal edin, denilirler derken de aslında şifalar, tanı verenler, kerem eyle. Kurbanız kadar kaldan böyle bir yolu isteyin. Hak Muhammed Ali Bey'e gökteyi rahmetini yerdeyi bereketlerine esirgemeye duasını izleyin. Ya Ali Muhammed'e şefaat Muhammed Mustafa'nın kabulü Allah'tan evinize sağlık, mutlu tasvirli, görünür görmez kazalardan beraber kafe, sizin kural ve etkili kadar dönemine ayrıca kimden düşünden bir daha ayrım yer. Duasını izleyin. Ya Ali Muhammed'e şefaat Muhammed Mustafa'nın kabulü Allah'tan helal hoş olsun. Aşık vermemişsiniz ha, buyurun. Getir, aşık getir. Hazır mısın? Gel. Gider alırsın. Bir yerden alayım. Bir yerden. Çok acayip böyle seraya durur. Acayip böyle de bunun üzerine bir görüntü. Ama gazetenin numarını bir anı kovanı verdi. Salta geldi. Ezar için bir fon aldı. Tam misafirlere yok. Allah Ali var. Allah Ali. Hasan Hüseyin kardeşler. Abi. Hayır karım. Şöyle söyleyeyim. Hasan Hüseyin var. Bunu yedin mi? Bunu yedin mi? Bunu yedin mi? Ben de yeğenim. Ben ablamın oluyor. Sırdayız. Dayılar da geçti. Orapil hiç gitmem benim şeyden. Gece çok gittim, orapil hiç gitmem. Ama orapil'i takip ediyorum ben, yamak yolun üzerinde. Rafa'nın içine yürüyorsun. Böyle sol kol üzerinde. Değil mi? Öyle biliyorum, öyle yansıtıyorum. Şahberdi biliyorsun, çiğ çok burada. Şahberdi. Yok, sen sabah.
Burada var ya, yok mu? He? Eskiler. Senin dikişler kesin. Kesmiyor. Hasan dede kesin. Hasan dede kesin. Ya orada yeri var. Kesimci de var. Allah oradan birisi. Cengiz abi keser. Ya ben keserim ya. Ben de biliyorum. Kesim. Kulağısı geliyor. Ama kıyıp da kesemem. Ben şey diyorum. Ya zevkle ben keserim diyorum.